Serdar şimdiye kadar aslında Biden yönetimi yetkilileriyle Türkiye'ye olası F-16 satışı konusunda kongre üyeleri arasındaki görüşmelere ilişkin pek ayrıntı duymamıştık. Yönetim yetkilileri bu konuda ayrıntı vermemeyi tercih etmişti şimdiye kadar ama ABD Kongresi cephesinden beklenen açıklama Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı pazartesi gününün akşamında geldi denilebilir. Türkiye'ye F-16 satışında anahtarı elinde tutan kritik isimlerden bir tanesi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez, malum uzun süredir itirazını gündeme getiriyordu çeşitli sebeplerle. İtirazına gerekçe olarak gösterdiği unsurlardan bir tanesi de İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin henüz onaylamamış olmasıydı. Bob Menendez, Biden yönetimiyle bu konuda görüşmeler yaptığını doğruladı ve önümüzdeki hafta bir karar alabileceğini sinyalini verdi. Şöyle dedi Menendez, Biden yönetimi Türkiye'nin komşularına saldırganlığın durması konusunda bir yol bulabilirse ki son aylarda durum çok sakin dedi, iyi olur ama bunun kalıcı bir realiteye de dönüşmesi lazım ifadesini kullandı Senatör Menendez. Şimdi Amerika'nın yabancı ülkelere silah ve askeri ekipman satışı için malum kongre onayı gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı resmi bildirimi kongreye yapıyor bu konularda. Olası ekipman satışı ya da silah satışı ile ilgili ve resmi bilgilendirmeyi takip eden 30 gün içerisinde bir itiraz ya da blokaj olmazsa ihracat ruhsatı çıkıyor ve anlaşma bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da Menendez ve başka kongre üyeleriyle de görüştüğünü biliyoruz yapılan açıklamalardan anladığımız. Uzmanların görüşleri de işte eğer önümüzdeki hafta tabii beklendiği gibi Menendez eğer kararını açıklarsa ve bir sağlam güvence eğer aldıysa Biden yönetimi Menendez'den, Kongre'den özellikle modernizasyon kitleri konusunda sürecin hızlı ilerleyebileceği resmi bildirimin Kongre'ye yapılabileceği belirtiliyor. Bakalım bundan sonrasında gözler önümüzdeki hafta Menendez'in yapacağı açıklamada, yapabileceği açıklamada diyelim.